Değerli katılımcılar, mezun ve öğrenci gözüyle turizm eğitiminde kalite ve akreditasyon konulu son panelimiz 30 dakika sürecektir. Panelin sonunda soru cevap bölümü yer alacaktır. Sorular programın chat kısmından yazılı olarak iletilebilir. Mezun ve öğrenci gözüyle turizm eğitiminde kalite ve akreditasyon konulu paneli başlatmak üzere TÜRAK Genel Sekreteri, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Sayın Gülten Yurtseven'i davet ediyoruz. Sesim geliyor. Geliyor hocam. İyi günler herkese. Hoş geldiniz. Şimdiye kadar turizm sektörünün emek yoğun olduğunu, ne kadar teknoloji gerekirse gereksin, o teknolojiyi kullanmayı bilmesi gereken, bilgiye yeteneğe sahip mezunlar olması gerektiği. Ayrıca turizmin lüks bir hizmet sektörü olarak algılandığı için de İş gören konuk ilişkisinin kalite algılanmasında ve tüketici memnuniyetinde kilit rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Bu da turizm eğitiminin yeterliliği ve kalitesi konusunda bizi mezunları ve öğrencileri de dinlemeye yöneltiyor. Onun için bir de günümüzde sık sık tartışılan konulardan birisi de turizm mezunlarının kalitesi. Bunları da dikkate alarak çalıştayım bu bölümünde öğrenciler ve mezunlar gözüyle konuyu ele alacağız. İlk konuşmacımız Sayın Erdem Daşçı. Kısaca özgeçmişini vermek istiyorum. Erdem Daşçı Gemerek doğumlu, 87 Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisansını 2002 yılında Mersin Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Üst Kurulu Üyeliği ve Mersin Üniversitesi Stratejik Planlama Üst Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten ve aynı zamanda vadeli üyesi olan Daşçı, 2013 yılından bu yana Mersin Turizm Fakültesi mezunları ve mensupları derneği METYOT'un başkanlığını yürütmektedir. Erdem Hocam, Türkiye'nin en eski turizm mezunu derneklerinden birinin başkanlığını yürütüyorsunuz. Dolayısıyla mezunlarınızla sürekli iletişim halindesiniz ve onlardan sektördeki çalışmaları, sorunları düzenli olarak geri bildirimler alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra akreditasyon çalışmalarına da katıldınız. Bu doğrultuda turizm eğitiminde kalitenin algılanması açısından akreditasyon çalışmalarının etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sorum bu. İkinci sorumu da sorayım. Siz peş peşe yanıtlarsınız. Bununla ilişkili olarak turizm lisans eğitimi ve akreditasyon çalışmalarının istihdama katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere. Mersin'den de selamlar. Bu organizasyonda emeği geçen işi mutfağındaki tüm arkadaşlarımıza da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tabii kaliteyle ilgili çok farklı yaklaşımlar, çok farklı tanımlar var. Endüstriyel işletmeler açısından bir başka tanımı varken, eğitim kurumları açısından bir başka tanımı var. Ama ortak bir noktaya gidebilirsek, orada tanım koyabilirsek, son derece yalın bir tanım. Bir işi ilk defasında ya da her defasında en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır kalite yolculuğu. Şimdi bizim işimiz de eğitim. Eğitimi alırken bireyler niye toplumda, o toplumda bireyler niçin eğitim alır? Şöyle bir kategorik olarak düşündüğümüzde bir beşeri sermaye yaratırsın toplumda. İkincisi ikili faktör dediğimiz o dual sürece götürür sizi bu eğitim modülleri. Yani birinci ve ikinci piyasaların insan kaynağı oluşmaya başlar toplumsal sosyal katman içerisinde. Bizim de eğitim modülleri içerisindeki temel amacımız birinci insan kaynağını yaratmaya çalışmak. Üçüncüsü yarışmacı bir ortama gider bu eğitim sonucunda. İyi eğitim almış olanların işe girme olasılığı, istihdam olasılığı çok daha üst noktalara taşınmış olur. Dördüncüsü de bir yaklaşımda kuyruk tekniği kuramı olarak da söylenen
bu işin en başlarında yer almak, tercih edilebilirliğin en başına yer almak gerek kamu gerekse özel sektörde. Şimdi tabii ki konunun başında ilgili sektör temsilcileri çok farklı yaklaşımlar getirdi. Akademi adına sayın hocalarımız ve rektörlerimiz yığınla tanımlar getirdiler ama bunlarla beraber mezun derneklerinin temel işlevleri açısından da konuya bakmamız gerekiyor. Eğitim bu yönüyle bu yarışmacı, maalesef yarışmacı olmasa da keşke herkes istihdam garantili bir yaşam hayatına, standartına kavuşsa ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bu durumda eğitimde bir adım öne geçen üniversitelerin, ilgili fakültelerinin, turizm fakültelerinin İstanbul olasılığının çok daha arttığını bu durumda görmüş oluyoruz. Çünkü bu aynı zamanda üniversitelerin stratejik planlarıyla da örtüşen bir şey Gülten Hocam. Üniversitelerin stratejik planlarında birinci amaç ve hedef şudur. Eğitim öğretimi niteliğini artırmak. Eğitim öğretim niteliğini nasıl artırırsınız? Size iyi öğrenci nasıl gelmeli? Sizin eğitim öğretim modüllerinizin iyi olduğunu bilebilmeli. Bu kanıtlanabilir olmalı, ölçülmüş olmalı, duyulmuş ve farkındalık yaratılabilmiş olmalı. Bunu yapan öğretim elemanları kadronuzun güçlülüğü bilinmeli. İdari süreçleri bu işin çok iyi yürüttüğünüz bilinmeli. Ve bu alana ilişkin yaptığınız çalışmalarda uluslararası tanınırlığı ve topluma hizmeti de diğer faktörler olarak yanına koymalısınız. Şimdi buradan fark yarattığınız zaman ne oluyor? Öğrenci, daha iyi öğrenci gelmeye başlıyor. Daha iyi öğrenci gelip daha iyi bir modülle karşılaştığında, daha iyi sektör uygulamalı, sektöre dönük eğitimle desteklendiğinde istihdam artırıcı etkisi de ortaya çıkmakta. Peki bunu diyor ki kanıtlanabilir, uluslararası ölçütlere ya da ulusal ölçütlerle uyarlanmış olmalı. İşte tam bu arada akreditasyon devreye giriyor. Bunu nasıl ölçeceğiz? Akreditasyonla destekleyeceğiz. Böylece akreditasyonda işte bir turizm fakültemiz şunu demiş olsun. Biz çok iyi eğitim veriyoruz. Tamam güzel, yani çok iyi eğitim veriyoruz. Ama nasıl çok iyi eğitim veriyoruz? Sektörle entegre olarak mı eğitim modüllerini hazırladınız? Günümüzde sektörün istediği insan kaynağını yetiştiren bir eğitim modülü mü yürütüyorsunuz? Bu eğitim modülleri dünyayı küresel algılayan, sorun çözmeci ve dijital dünyaya da hitap eden bir insan prototipi olarak mı yetiştiriyorsunuz? Ve bunun ölçümleri neler? Örneğin dille ilgili demin sabahtan beri konuşmalarımızda arkadaşlarımız da söylediler. Diyelim ki B2 ölçütü diye beyanda bulunalım. B2 ölçütünü ölçmediyseniz nasıl sadece beyanda kaldığında bunun ölçülebilirliği ortadan kalkmış oluyor. İşte bizim TURAK'ın, TUADER, TURAK komisyonunun yürüttüğü bu şey akreditasyon çalışmalarının anlamlılığı burada ortaya çıkıyor. Şimdi sektöre dönük eğitim modülleri oluşturduk diyorsunuz. İstihdam artırıcı etkisinin de olduğunu kabullenelim. Ama bunun bir ölçülebilirliği lazım. Uluslararası ve ulusal tanınırlık açısından da faydalarını hissedilmesi lazım. Farkındalığın yaratılabilmesi lazım. Tam bu noktada akreditasyon bu işin en önemli ayağıdır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da akreditasyonun bütün üniversitelerimizin, turizm fakültelerimize, meslek yüksek okulumuzun programlarına da bu anlamıyla önermiş oluyoruz. Şimdi bu arada bir tüm mezun dernekleri adına konuşma fırsatını yakalamışken Sayın Hocam, 11-12 periyodunda Osman Başkanımızın bir yaklaşımı vardı. Bizim bir yandan da böyle bir toplumsal sosyal görevimiz var mezun derneklerinin. Orada işte aslında ara iş gücüne dönük bir sektör olması gerektiği, üst düzey yöneticilerin ise bir sertifikasyon programından geçirilerek yapılabileceği ile ilgili biz buna mezun turizm fakülteleri olarak ciddi itirazımız var. Osman Başkanım zaten konuşmasına başlarken belli sistemler alacağım demişti. Direkt Osman Başkan'ın ilk sistemini mezun derneklerinden alsın. Şunu tartışabiliriz. Işte diyelim ki bugün bir kısmı popülist kararlarla açılmış olabilir. Turizm eğitimi veren fakülte sayısı fazla denilebilir. Meslek yüksek program sayısı oldukça fazla denilebilir. Lise, şimdi 2023'e kadar sayısını 200'e çıkaracağız deniyor. Bugün 65 bin, işte o zaman 125 bine kadarlık bir öğrenci sayısını sadece liselerden, işte kolej niteliğinde deniyor. Bizde 30 bin, 32 bin bandında tercihlerde kontenjanlar var şimdi. Dolayısıyla bunlar konuşulabilir ama bunları sadece arayış gücü olarak, turizm sektörünü arayış gücü olarak görmek,
yöneticileri de bir şeyden sertifikasyon programından geçirerek nasıl olsa yetiştirilir gibi yaklaşımlara mezun dernekleri olarak ciddi itirazımız olduğunu söylemek istiyorum. 167 milyar doların 25 milyar dolarını eğer şey olmasaydı bu yılki hedeflerde 36 milyar dolara kadar milli gelirden 42 milyar dolara kadar milli gelirde hesaplar yapılıyordu. Bunu tek başına turizm sektörü elde ediyor. Dolayısıyla bu sektörün tartışmasız önemi var ve bu tartışmasız önemi sadece ara iş gücü olarak görmenin son derece tehlikeli bir yaklaşım olacağını da özellikle sabah notlarımı almıştım vurgulayacağım diye unutmadan söylemiş olayım. Bu kısmı böyle. Şimdi şuradan ben vakti de değerli kullanma açısından bazen rakamlar dile getirdiğinizde çok uzun süreler konuşmanızda gerek bırakmaz. Hocam şimdi bu bir ciddi son dönemde yapılmış büyük bir araştırmada ciddi bir kurum araştırmasında turizm mezunlarının Türkiye'deki ilk 50 meslek içerisindeki bugünkü yeri. Biz biraz da meseleye kendi açımızdan bakmış olalım. En hızlı iş bulmada 28. sıradayız. Oransal olarak da yüzdesel olarak %34.40. En yüksek ücretle işe başlamada 46. sıradayız ilk 50 meslek içerisinde. 1 ve 2'yi ezici üstünlükle tıp fakültesi ve diş hekimlikleri alıyor. Akabinde elektrik, elektronik, bilgisayar mühendislikleri, yazılım mühendislikleri, bilişim mühendislikleri geliyor ve devam ediyor böyle. En yüksek ücretli iş bulmada 46. sıradayız. Puan oransal olarak %17.76 gibi bir sayı var. Memnuniyet düzeyi olarak 45. sıradayız. Ama burada bir memnuniyet puanımız biraz yükseliyor. %76.72. Bunu genel değerlendirmeye vurduğumuzda turizm programları açısından 50 meslek arasında 41. sıra, 43.39 da oransal olarak bir şeyimiz gözüküyor. Sıralamamız gözüküyor. Şimdi biz stratejik planda ne demiştik? Öğrenci niteliğinde beklenen düzeyi artırmak. Nasıl artırırız? Akreditasyon programlarıyla turizm fakültelerine donatırsak, tercihlerde bu farkındalığı yaratır isek, öğrencilerin bu noktada daha iyi öğrencilerin, daha nitelikli öğrencilerin bizim alanımızı tercih etmelerine etki etmiş oluruz. İkinci bir kısmı da yine bildiğimiz bir çalışma var ki %50.9'u sektörde kalırken 49.8'i, 49.2'si eğitimini turizm fakültelerinde tamamlamasına rağmen 25 farklı sektöre dağılıyor. İşte oradaki nitelikli iş gücünü de burada tutabiliriz. Dolayısıyla az önce başta söylediğim ikili faktördeki o birinci piyasalara insan kaynağı yetiştirmenin şeyinin muhafazasını oluşturmalıyız. Biz de geldiğinde bu insan kaynağı farklı sektörlere elbette ki gidecek. Üniversite aynı zamanda bir özgürlük alanı ama bizim amacımız ne olmalı? Bu sektörde tutarak sektördeki insan kaynağı niteliğini yüksek tutmak, böylece eğitim yoluyla istihdamı tamamlamış oluruz. Ekonomik büyümeyi, verimlilik ve karlılığı dolayısıyla da uluslararası rekabette hem üniversiteler arası hem de uluslararası rekabette öne geçmiş oluruz. Dolayısıyla da nitelikli iş gücüyle toplumumuzu donatmış oluruz. Yani toplam kaliteye doğru da bir yolculuğa çıkmış oluruz bu şekilde. Sürem daha ne kadar bilemiyorum. Devam etmek isterim ama sürem bittiyse de saygı gösteriyorum. Süremiz var Sayın Hocam. Peki. Şimdi burada şu kısmını bir defa son derece önemli buluyorum. Bizim mezunların bu sektörde kalabilmesinin başka hangi ayakları olabilmeli? Israrla söylediğimiz bir şey var. Bunu yine üstüne basa basa vurguluyoruz. Tüm mezun dernekler adına sesleniyoruz biz. Biz sektörde meslek yasası ve iş güvencesinin çıkarılmasını, ivedilikle çıkarılmasını istiyoruz. Mesleki yeterlilik kurumunda tanımlanan mesleklerimizin, yani lise mesleki elemanı, ön lisans, operasyon elemanı, lisans, yönetici alanı olarak belirlenen şeyin mesleki yeterliliklerin alabildiğine korunup Çalışma Bakanlığı'nın ve Turizm Bakanlığı'nın eşgüdümünde
otellerde, turizm işletmelerinde, turizm tesislerinde bu alanda hem lisans, ön lisans ve liseler olarak, turizm liseler olarak bizlere kotalar tanınmasını ve eğitim ve departmanlara göre buraların mutlak ama mutlak surette turizm eğitimi almış olan alanlardan istihdam edilmesini, meslek ve iş güvencesinin sağlanmasını ısrarla istiyoruz. Bunun dışında ne istiyoruz? Aynı pandemi kurulu gibi sabah konuşmalarda da söylendi. Sayın Tuader Başkanımız, Turak Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Muharrem Tuna Hoca da söyledi. Biz de dernekler olarak ısrarla diyoruz ki bu sektörün de acilen ve ivedilikle bir bilim kuruluna ihtiyacı var. Turizmle ilgili bir bilim kuruluna ihtiyacı var. Sektör danışma kurulu ve bilim kurulu olmalı. Turizmin makro planlarının, makro politikalarının, makro kararlarının süreçlerinde bu kurullarında mutlaka etkisi ve sözü olmalı şeklinde düşüncemizi de belirtmiş oluyoruz yetkili mercilere. Şimdi üniversitelerin bu elbette ki eğitimde şunun adını koyuyoruz. Şu anda kategorik olarak çok geçmişten beri bu eğitimi veren üniversiteler var. Ama aynı zamanda yeni kurulmuş üniversiteler de var. Her ikisinde de işte o bir konuda akreditasyon konusunda özellikle yanlış anlaşılan bir konu var. Bu dediğimiz süreçler hepsi için eşit standartlı bir noktaya getirme gibi değil. Herkesi kendi süreci içerisinde en iyi noktaya getirme amaçlanıyor. Dolayısıyla ben ama burada özellikle akreditasyon sürecinde gördüğüm ve Türkiye'de turizm eğitiminde mutlak olması yönünde düşünce olarak belirteceğim. Çünkü bizim mezunların istihdamı, mezun derneklerinin birinci önceliği. Onların iyi yerlerde olması, sektörde belirleyici olması temel bizim savunduğumuz değerler. Şimdi bunun için mutlak şekilde sektörde uygulamalı eğitime geçilmesi konusunda da acil çağrımız var. Uygulamalı eğitim, yani bizim sektör destekli eğitim ihtiyacımız var. Belki de sektörün ise de insan kaynağının sorgulanarak orada eğitim modülü olarak tabii ki bir kısmı akademiye kayacak ve orada akademik personel olmayla ilgili beklentilerini geliştirecek ama fakültelerin ve meslek stoklarının çoğunluğunun bence sektöre insan kaynağı olarak birinci önceliği olması gerekiyor. Tam bu noktada da Turak ölçütlerinde bir eğitim modülüne dönüşmeleri, sektör düşüncelerini ve görüşlerini alarak eğitim programlarına yön vermeleri, böylece hem ülkenin toplam insan kaynağı ihtiyacına turizm sektöründen hem istihdam edilebilirlik olanağının daha da güçlenmesine hem de üniversitelerimizin uluslararası rekabette de öne çıkmasına etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ekleyeceğimiz bir şey var mı hocam? Yani şimdilik yok. Sonradan belki tamam. Sercan Hoca'dan sonra belki bir, evet, bir ilave yaparım. İkinci konuğumuz Sercan Benli, Mersin doğumlu. 2010 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun olup yüksek lisansını 2014 yılında Mersin Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Gastronomi, gastronomi turizmi, gastroturistler, yerel yiyecek ve içecekler, yiyecek içecek servisi ve teknolojileri ilgi alanlar arasında yer alan Benli doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Sercan Bey, akreditasyon çalışmalarına öğrenci temsilcisi olarak katıldığınızı biliyorum. Turizm eğitimi, değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını yerinde ve yakından izleyen birisi olarak bu çalışmaların eğitime katkısını öğrenci gözüyle nasıl değerlendiriyoruz? Gülten Hocam merhabalar. Sesim geliyor mu, duyabiliyor musunuz? Geliyor, duyuyoruz. Harika. Merhaba. İsmim Sercan Benli, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisiyim. Tez çalışmamı yürütüyorum. Öncelikle böyle nitelikli bir çalıştayın gerçekleştirilmesine emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Bana bu konuşma fırsatını da sağladığınız için siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Turizm eğitiminin değerlendirilmesi ve akredite edilmesine yönelik Turak'ın faaliyetlerini ana hatlarıyla bilmeme karşın bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi aslında Turak'ın 30 Kasım 3 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği
bir akreditasyon saha ziyaretinde ulaştım bu bilgilere. Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin bölümlerinin başvurduğu akreditasyon sürecinin değerlendirilmesi kapsamında oluşturulan akreditasyon saha ziyareti değerlendirme takımında turizm öğrencilerini temsilen gözlemci öğrenci olarak yer alma fırsatını buldum. Bu sayede lisans düzeyinde verilen turizm eğitiminin iyileştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların neler olması gerektiği ve bunların akademisyen, öğrenci, mezun taraflarına yansımalarının neler olabileceğini öğrenme fırsatım oldu. Özü itibariyle bakıldığında akreditasyon faaliyetleri ile mevcut işleyen bir sistemin dışarıdan bir göz tarafından değerlendirilmesi, objektif ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi, sistemin içerisindeyken görülmeyen eksikliklerin fark edilmesini sağlamakta. Kurum içerisinde oluşan bu farkındalık doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirmeler ve düzenlemeler sahip olunan eğitim sisteminin öncelikle öğrenciler için daha faydalı bir hale dönüşmesini sağlamakta. Benim gözlemlediğim, gördüğüm kadarıyla bu şekildeydi. Turizm eğitimi alanı öğrenciler açısından bakmam gerekirse olaya, TURAK sayesinde akademik, fiziksel ve çevresel unsurlar ile ilgili aksayan yönlerin ortaya koyulması, sorunların giderilmesi, mevcut eğitim kalitesinin daha yukarı seviyelere çıkarılması, mevcut şartların iyileştirilerek daha kaliteli bir turizm eğitiminin bize öğrencilere sunulması açısından bizlerin mesleğimizde ve dolayısıyla mezuniyet sonrası hayatımızda daha başarılı olmamıza yardımı olacağını, bu konuda bir altyapı sağlayacağını söylemem mümkündür. Öte yandan turizm sektörünün talep ettiği niteliklere sahip öğrencilerin yetişmesi de bu başarıyı perçinleyecek, sektörün turizm eğitiminden beklentilerinin daha yüksek düzeyde karşılanmasını sağlayacaktır. Bu sayede daha donanımlı bir turizm çalışanı olarak mezun olup, turizm sektörünün de ihtiyaç duyduğu iş gücü kalitesine ulaşabileceğiz. Kalite standartları yükseltilmiş bir turizm eğitimi ile turizm öğrencilerinin mesleki anlamda daha donanımlı olması, eğitim kurumları ve sektör temsilcilerinin buna paralel olarak gelişimi, ulusal anlamda turizm sisteminin başarılı bir biçimde uygulanmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle eğitim yapılan okulun fiziksel koşulları, akademik açıdan yeterliliği, sunduğu imkanların belirli bir kalite standardını yükseltmesine, bu doğrultuda yapılacak çalışmaların gerçekleşmesi ve teşvik edilmesi yönünde akreditasyon çalışmalarını destekliyor, canı gönülden destekliyorum. Diğer turizm okullarının da akredite olma girişimlerinde bulunmalarını diliyorum. Tekrar söylemek gerekirse bana bu konuşmayı tüm turizm öğrencileri adına konuşma fırsatı sağlayan tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınız için. Erdem Hocam, son kez eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben çağrımı yinelemek istiyorum. Türkiye'nin en gözde, Türkiye'nin en büyük katma değer yaratan alanlarından birisi turizm sektörü. Türkiye'nin ihracat gelirlerinin, gelir kalemlerinin en önemlisini sağlayan sektörlerden birisi. Dolayısıyla bu alandaki eğitim kurumlarının ivedilikle güçlü bir şekilde desteklenmesi, bu eğitim alanının daha da iyileştirilmesi ve bu alandaki sektör belirleyici, yön vericileri ve karar vericileri içerisinde mutlaka turizm fakültesi, turizm eğitimi almış olan insanların olması gerekiyor. Sayın Bakan Yardımcımız sabahki konuşmasında, ondan önce Muharrem Hocamızın konuşmasında olağanüstü bir rakam vardı. 7% Turizm Bakanlığı'na bağlı, Turizm İl Müdürlükleri, Bakanlık ve Teşkilatlarında çalışan bunlardaki turizm mezunu sayısı. Yani bunun neresinden bakarsanız bakın, ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor. Bu sektörde, Turizm İl Müdürlüklerinde, ilçe müdürlüklerinde, Turizm Bakanlığı'ndaki bütün teşkilatlarda mutlak şekilde turizm fakültesi mezunlarının, turizm eğitimi almış olan mezunların olması gerekiyor. Turizm İl Müdürlüklerinin çoğunlukla turizm fakültesi mezunu, turizm deneyimli insanlardan olması gerekiyor. Hem Türk turizminin daha da ileri götürülmesinde, şimdi akreditasyon yapıyoruz, o zaman akreditasyon olmuş olan, mezun olmuş olan bu gençlerin de Türk turizmine yön vermesi lazım. O karar alıcı mekanizma içerisinde mutlaka olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim
ya da benim mezun dernekler adına mesajlarım biraz da bu yönde olacak. 1007 olağanüstü talihsiz bir rakam. Bunun ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor. Devletimizin en üst kurumlarında, en üst şu anda bizi takip edenler de dahil olmak üzere yarından tezi yok. Bu çalışmanın başlatılması, ivedilikle yine bir ısrarla bilim kurulunun mutlaka oluşturulması, sektör danışma kurulunun oluşturulması, makro kararlar alınır iken bu kurulun da görüş alınarak belirlenmesi yönündeki çağrımızı yineleyerek çok teşekkür ediyorum tüm mezun dernekler ve şahsım adına. Ercan Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? En kısa sürede bu korona illetinden kurtulup çok daha normal, çok daha sağlıklı bir hayata dönmeyi dilerim. Tüm katılımcılara, izleyicilere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gaye Hanım, süreye çok bağlı kaldık sanırım. Gayet iyiydi hocam. Elinize, emeğinize sağlık. Sayın panel başkanımıza ve panelistlerimize teşekkür ediyoruz.